Merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı anma programı için Sivas'a giden yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ilerleyen günlerde Kayseri'de de bazı etkinliklerde bulunacaklarını açıkladı. Eski başbakanlardan ve Refah Partisi'nin kurucusu Necmettin Erbakan'ı anma programı sebebiyle Sivas'a giden Fatih Erbakan Kayseri'ye uğradı. İl teşkilatı tarafından havalimanında meşaleler ve bayraklarla karşılandı. Burada bir haber ajansına konuşan Erbakan şunları söyledi. Sivas'ta inşallah Erbakan hocamızı anma programını yapacağız. O nedenle Kayseri üzerinden geçiyoruz. İnşallah Erbakan hocamızı andığımız kadar anlamak da milletimize nasip olur, yeni nesillere nasip olur. Ve kendisinin gösterdiği hedeflere ulaşmak için inşallah yeni nesillerimiz, milletimiz gayret gösterir. Hep birlikte gayret gösteririz ve inşallah bu hedeflere ulaşırız. Bu hedefler biliyorsunuz yaşanabilir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve Türkiye'nin öncülüğünde adil bir dünyanın kurulması. Bizim de yeniden Refah Partisi olarak gayretimiz zaten bu yöndedir, bu hedeflere ulaşmak içindir. Bu akşam AMMA programında da bu hedefleri tekrar edeceğiz. Bu yolda, bu istikamet üzerinde gayret gösterdiğimizi, çalıştığımızı ifade edeceğiz. Tabii inşallah kısa zaman içerisinde Kayseri'de de ayrıca programlarımız olacak. Kayseri'ye de gelip tekrardan Kayserilerle buluşmak, Kayseri Teşkilatımızla inşallah buluşmak nasip olacak. Çok teşekkür ederim. Erbakan hocamıza, bütün geçmişlerimize Cenabı Allah gani gani rahmet etsin. Kendisiyle, geçmişlerimizle bizi inşallah cennetinde buluştursun. Fatih Erbakan'ın Kayseri'ye uğraması sebebiyle karşılamada bulunan yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin ise şunları kaydetti. Genel Başkanımızın Sivas'taki programı dolayısıyla bugün Kayseri Havalimanı'nı tercih etti. Bizleri de Kayseri'li teşkilat mensupları olarak ve biraz da vatandaşların katılımıyla Genel Başkanımızı Kayseri Havalimanı'nda karşılayıp kendisine yakışır bir karşılamayı hazırladık. Dışarıda karşılayacağız ve eşlik ederek kendisiyle birlikte Sivas'a geçeceğiz. Erbakan hocamızı anma programı var. Ama tabii Kayseri'den bahsetti Genel Başkanımız. Yakın zamanda Kayseri'ye geleceğini ve programlar yapacağını, teşkilatta buluşacağını, halkımızla buluşacağını söyledi. Biz yakın zamanda Genel Başkanımızı Kayseri'ye getirip inşallah halkımızla buluşturup güzel bir programları yapacağız. Çünkü artık seçim yaklaşıyor. Yeniden Refah Partisi'nin rüzgarı başladı. Bu rüzgara herkes inşallah uyum sağlayacaktır. Biz de onu, o doğrultuda programlar yapıp Kayseri'de Genel Başkanımızı şanla yakışacak işte ağırlayıp ondan sonra inşallah uğurlayacağız. Bugünlük bu kadar diyelim. İnşallah Genel Başkanımızı Sivas'a götüreceğiz. Tekrardan program yapıp getireceğiz. Geldiğiniz için teşekkür ederim ben. Kayseri halkına selamlar, saygılar sunuyorum. Genel Başkanımızın dediği gibi Kayseri özel bir şehir. Genel Başkanımızın ve teşkilatlarımızın da Kayseri'ye özel bir önem verdiğini görüyorsunuz.